Böyle olmak zorunda mıydı he Fırat? Zorunda mıydı? Ha? Ben sana ne dedim? Oğlumu kucağıma almama kimse mani olamaz demedim mi ha? Gedeydin ya kızına. Ben sana demedim mi herkes evladına diye? Ha? Demedim. Böyle olmasını sen istedin Fırat. Aa, başka bir çare, başka bir yol bırakmadın ben de seni. Kız, ne oluyor? Baba, araba uçtu. Kendala. Ne güzel kızına kavuşacaktın işte. Ama bu fırsatı sen verdin Fırat. Ben seni öldürmedim. Sen ölümünü istedin, ben de kabul ettim. Ah be Neyzem. Sen eceline kişnedin. Eceline kişnedin sen. Fırat abi öldürdü. Kız sus, düşür. Ya araba, araba, araba uçtu. Fırat abi öldü. Kız sus, ne bindirir mi? Sus. Şöyle gel. Sahiden yapar mısın? Yaparım. Hele bir dokun bana. O zaman görürsün yapar mıyım, yapmaz mıyım? Eğer sana ilişecek olursam... Al bunu. Tüm gücünle buraya vur. Ama bıçağı sıkı tut. Bıçak ete kolay kolay girmez. Yani düşündüğün kadar kolay girmez. Elin kayar. Kendini kesersin. Anladın? Beni bırakacaksın, tamam mı? Bıçağı yine sapına yakın tutayım.
Elini keseceksin. Beni bırakacaksın. Ben seni bıraktım zaten. Bunlara ne gerek var dinleyeyim mi? Benden şimdi ne isteyin dinleyeyim mi? Ben namus için buradayım. Bacıma yapılanlar için buradayım. Özlem için. Kendal ağam bacımı aldı kapının önüne koydu. Hem de bir davara alır gibi aldı. Sonra da attı. Ben Özlem'i her şeyden çok sakınırım. Onun için dünyaları yakarım. Çünkü bacım melek. Sana yemin ediyorum aklımın ucundan bile geçmedi senin namusuna dokunmak. Ama istedim ki birazcık vicdan varsa Kendal'da o da yansın. Böyle birazcık onun da ciğeri yansın istedim. Özlem'in namusu için yaptın öyle mi? Ya ben? Benim ne suçum var? Senin hiçbir suçun yok. Ama böyle işte. Kendal her şeyi yapar eder. Yine sıyrılır. Elindeki pisi kanı yıkar, tıraşın olur, böyle gıcır gıcır giyinir, arabasına biner, basar gider. Tozunu da pisliğini de biz çekeriz melek. Bu sende kalsın. Benim gibi kötülerden, uğursuzluklardan korur seni. Buna diye sorarlarsa İtin biri verdi dersin. Bana öyle bir baktı ki dersin. İtliğinden utandı. İnsafa geldi zar. Diğer itler zarar vermesin diye. Benim de senin daha çok ihtiyacın var. Abi. Hadi Ezan kız, söyle. Ya Fırat abimin beni böyle bırakıp gideceğine ben inanmıyorum ya. Ya Narin, neden abini anlamak istemeyin ha? Adamcağız Ebu'yla senin aranda sıkışmış kalmış. Seni görünce kötü olacaktı. Hem abin duygusal bir adamdır. Bunu en iyi sen bileyim. Ya iyi diyorsun ya abi işte. Ben Fırat abimi tanırım. En iyi ben tanırım onu. O böyle bir veda bile etmeden çekip gitmez. Ya Narin, sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun ha? Ben burada senin için, Baran için uğraşayım. Hala sen ne diyorsun? İyi madem. Almanya'ya indiğinde telefon edelim, dönsün geri. Her bir şeyi diyelim. Ne olacaksa olsun. Herkes rahatlasın. Ya abi, ne olur söyleme böyle şeyler ya. Ya sen de beni biraz anlasan. Narin, ben seni anlamasam bu kadar şey için uğraşır mıyım ha? Ben ne kaybederim? Hiç. Babam Baran'ı senin kucağına bıraktı. Kendal'ın burada bir dahli var mı? Yok. Baran en çok. Bana mı? Sana mı kızar? Hele bir düşün bakalım. Abi ben diyorum ki sen beni Fırat abimin evine bir götürsen. Ya ne olursun ben bir etrafa bakayım. Mutlaka bana bir şey bırakmıştır. Bir mektup, bir haber, bir şey bırakmıştır ya. Ya Narin sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ya abi ne olursun ya niye bu kadar kızıyorsun?
Bir etrafa bakacağım sadece. Ne olur bir götürüversen. Ya Narin, sen beni delirteceksin mi ya? Ben sana ne diyeyim, sen ne diyeyim ya? Ha? Duymayın mı ya? Dinlemeyin mi beni? Ya abi, ben seni duyuyorum da, dinliyorum da. Ama sen niye bu kadar kızıyorsun, sinirleniyorsun? Anlamıyorum ki. Ya benim içimde kötü bir his var diyorum ben sana. Abi. Abi. Ya abi, niye bu kadar kızıyorsun, sinirleniyorsun? Anlamıyorum ki. Ya o bana bir şey bırakmıştır, ben eminim. He, emin ol ki bırakmıştır. Ya Nari, ben sana hastahaneden ne dedim? Seni hiç düşünmeyi bile Deyzem kızı. Seni azıcık düşünse Ebru'ya oğlunu söyleyeceğim diye tutturur muydu ha? Bunu bir kere daha yaptı, bileyim değil mi? Sen de bileklerini kestin. Seni hastahaneye zor yetiştirdik. Şimdi Allah'tan Sedef çıktı da kafayı ona taktı. Ama ben ona anlattım. Unutmuş besbelli. Ben de hatırlattım. Bak dedim, Narin ölür dedim. Dayanamaz dedim. Var git yoluna dedim. Allah'tan insafa geldi de gitti. Şimdi sen hala yok mektup deyin, yok veda deyin. Ya abi. Ne bileyim işte. İçime bir şey saplandı kaldı sanki. Nasıl böyle bırakıp gider? Nefes alamıyorum vallahi. Ah be Deyzem kızı. Baran olmasın o. Eğer ben Fırat'ı ikna etmemiş olaydım, o acı oraya tam saplanıp kalmıştı. Ebru ile Baran da ana oğul birbirlerine sarılıyor olurlardı. Sen de hala abim, abim diye tutturayım. Abi ben öyle bir şey demek istemedim. Bak Narin, başın sıkıştığı anda hep yanında olmadım. Peki Fırat neredeydi ha? Yanında mıydı? Almanya'ya giderken az yalvarmadın ona. Abi beni de götür ya da sen de gitme diye. Umursadığı yok. Senelerce ne aradı ne sordu. Ama ben hep senin yanındaydım. Herkes başka, sen başkasın Narin benim için. Ben sana hiç yalan söyledim mi ha? Bir düşün bakalım. Yok değil mi? Yok. Ne bileyim mi? Ben artık ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi de şaşırdım. Çok yorgunum be abi. Senin arkanda ben varım Narin. Hiç merak etme. Yolumuza devam edelim. Sakin ol. Bu da geçecek. Sağ ol abi. Sen de olmasan. Sağ ol. Bacım sen ne vakit girdin? Az önce baktım boştu oda. Ne oluyor? Benim. Bekle hele. Narin, bak konuştuğumuz gibi tamam mı? Aramızda kalsın. Şimdi arabadan düştüm ettim falan dersen anamın durumunu bileyim. Şimdi yukarıya çık, eline yüzüne bir su vur. Sonra odana git. Olur da gören olursa ayağım bakıl düştüm falan dersin. Fırat'ın gittiğini ben uygun bir dille anlatırım herkese. Anam iyi değil, bileyim. Şimdi Fırat bana uğramadan gitti falan demez. Tamam mı? Tamam abi, tamam. Haydi. Sanki aklın başka bir yerde gibi. Nerede olsun abla aklın? Ayşe de tabii ki. Yine sabah giderken her şeyini topladı gitti. Niye ki? Ne bileyim abla. İş bulacağım diyor, ev tutacağım diyor. Abla. Üstünde biraz para var mı?
Ben Ayşe'yi görmeye gideyim diyorum. Sağ ol abla. Git kızım git. Öyle ayrıl gayrım olmaz. Tamam. Konağa gitmeden önce buraya uğrarım tekrar. Hadi görüşürüz. Fırat Ebru'yla Baran'ı yanına çağırdı. Her şeyi anlatacak. Ben Fikriye'ye her şeyi anlattım. Ana. Artık mühim değil. Fırat anlatmıştır zaten. Biz Ebru'yla Baran'ın yüzüne nasıl bakacağız? Abla sakin ol. Zaten yeni toparlandın. Nasıl sakin olayım Fikriye? Kıyamet koptu kopacık. Kızım Gülsüm. Gülsüm. Bana bak. Ne gördüysen unut. Hadi yemeğini ye. İşler bekler. Ya ama kendi Allah dedi ki bunu sen istedin dedi. O araba Fırat abinindi. Ya gözümüzün önünde Fırat'a uçtu. Sen hala burada yemek mi yiyeceksin? Ya Kendal'a öldürdü adamcağızı. Ne yapacaksın? Şikayet mi edeceksin? Gülsün bana bak. Aç karnımızı zor doyuruyoruz. Yok el kadar tarladan, yok sağdan soldan ekmek parasını kazanıyoruz. Onun gibilere bulaşmayacaksın. Yumacaksın gözünü, tıkayacaksın kulağını, keseceksin dilini. Ekmeğine bakacaksın. Onun gibilerini kışkırtmayacaksın. Yemin ederim ikimiz de gebertir. Bak eğer o gebertmezse... Yemin ederim ben gebertirim seni, anladın mı? Anladın mı? Anladım baba. İyi. Ya Narin nerede? Sabahtan beri arayayım. Açmıyor. Fırat da açmıyor. Buraya gelirken yolda karşılaştık ana. Yürüyüşe çıkmış. Gelirken de ufak bir kaza geçirmiş. Kim, Fırat mı? Yok yok Narin. Ama mühim bir şey yok. Ayağı tökezlemiş, düşmüş. Dur ben bir bakayım. Ne yapayım dedim. Seveyim Ebru. Onun yüzüne bakamam dedim. Yahu dedim kimsenin yüzüne bakmak, etmek gibi bir zorunluluğun yok. Git işte kızına kavuş, daha ne bekleyin. Yıllarca hasretiyle yanıp tutuşmadın mı dedim. O da gitti. Ana. Nare. Kızım ne var, ne oldu? Yok bir şey ana, iyiyim ben. Ya sen nasıl düştün? Kendal söyledi. Hem sen sabahtan beri neredesin? Narin bir şey söylesene kızım. Ana yok bir şey. Ben sabah yürüyüşe çıkayım dedim. Ayağımın altında taş varmış, görmedim. İşte düştüm, yuvarlandım öyle. Önemli bir şey değil, geçer gider. Allah Allah. Bir doktora gidelim. Belki bir kırık, çatlak bir şey vardır. Yok yok, doktora gerek yok. Ben buz koydum, pansuman da yaptım. Geçer ana, önemli değil. Sen niye geldin ana, bir şey mi diyecektin? Ben sana dediydim, değil mi Narin? Sen beni analığına inandır. Vakti gelince ben de senin analığına şahitlik ederim. O gün yakındır kızım. Ben senin nereye gittiğini bileyim. Sen Fırat'a gittin, hiç saklama. Fırat'ın konuşacağını duyunca koşa koşa onun yanına gittin. Yok ana, gitmedim. Ben yürüyüşe çıktım. Bak kızım. Asıl şimdi nasıl davrandığın analığının ispatı olacak. Şimdi Fırat Ebru'yla Baran'ı karşısına aldı. Ya söyledi, ya söyleyeyim. Bundan sonra epey bir kıyamet kopacak. Ama biz bunun böyle olacağını bileydik, değil mi?
ben böyle bir güne hiçbir zaman inanmak istemedim ona. Hiç inanmadım. Bazı şeyler istemesen de oluyor işte. Sen şimdi kendini toparla. Öyle kendini yerden yere vurmakla da bir şey olmaz. Bir manası da yok. Ebru'yla Baran bize ateş püskürecek. Biz bunları sineye çekeceğiz. Başımız önümüzde özür dileyeceğiz. Olması gereken de bu zaten. Sen şimdi neden korkuyorsun onu söyle. Ana ben hep Baran'ı kaybetmekten korktum. Baran sana ne diyecek? Bana bunu nasıl yaparsınız diyecek. Senden nefret edeyim diyecek. Ama sen benim anam değilsin demeyecek. Diyemez. Şimdi sen bu imtihanı geç. Ben gözü kapalı olarak yemin ederim ki Narin anadır derim. Ben de şahidiyim. Sen bana boş yere yemin ettirmezsin değil mi kızım? Deyze, Allah biliyor ya, bunca zamandır bir deyzem daha olduğundan habersizdim. Sahi sen neredeydin? Anam hiç senden bahsetmedi. Bir ayıbından dolayı kaybolmuşsun, anladık. Bilmem, haberin olmayışını annene sor. Sahi sen neden çıkıp geldin deyze? Neden geldim öyle mi? Belki de hesap kesmeye gelmişimdir. Belki de kimsenin görmediğini ben görüyorumdur. Açık kalan çok hesap var ha Kendal yeğenim. Vardır elbet. Hatta kesin vardır. Belli ki sen bir hesapla kitapla gelmişsin. Bunca yıldır kayıptım. Ne oldu deyze? Hesaplar tutmayınca geri mi geldin? He? Fikrin neyse zikrin de o olurmuş derler Kendal. Çocukken de böyleydin sen. Hiç kimseyle hiçbir şeyini paylaşmazdın. Belki de benim olana göz koyulmasını sevmeyimdir. Belki de herkesin yerini ve haddini bilmesini isteyimdir. He deyze. Bir şeye benim deyince senin olmuyor Kendal. Belki bir gün biri çıkar gelir, senin bütün hesaplarını bozuverir. Senin olduğunu zannettiğin her şeyi elinden alıverir. Buyurun. Abi, benim kızım burada okuyordu. Evet. Telefon unutmuş. Acil bir durum vardı. Buyurun. Sağ ol. Ne oldu abla? Ana, Narin'i boşuna telaşlandırmasaydın. Sen nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun ha? Çünkü Fırat bir şey demeyecek. Nasıl demeyecek? O zaman neden çağırdı Ebru ile Baran'ı sabah sabah?
Söylemeyecek çünkü Fırat gitti. Ne? Nereye gitti? Sen de bileyin ana. Kızına işte. Arayıp konuştuk demedi mi? He, dedi de. Söyleyeceğim de dedi. Ben de Fırat'ı aldım karşıma konuştum. Bak dedim Fırat, bu iş böyle olmaz. Kardeşini hiç mi düşünmeyin dedim. Seni kızına kavuşturan Ebru'yu oğluna kavuşturmak için Narin'i ölüme mi sürükleyeceksin dedim. E'si gitti işte. Ertelemenin ne gereği var dedim. Madem kızınla bir kapı açıldı, beklemenin, ertelemenin dakika manası yok dedim. O ne dedi? Ne diyecek? Hak verdi. Atladı gitti. Tamam, gideceğini biliydik de. Böyle apar topar, Allah'a ısmarladık bile demeden kaçar gibi. Aparı toparım var ana. Kızına gidiyor işte. Yok. Fırat öyle şey yapmaz. En azından teyze ben gideyim der. Gelir Narin'le vedalaşır. O zaman neden Ebru'yu çağırdı? Fırat beni aradı ana. Ebru'yla konuşmadan önce gel de seninle bir konuşalım dedi. Evet söyleyeceğiydi. Ben de dedim ki bu böyle olmaz Fırat. Kardeşine hiç mi düşünmeyin dedim. Eğer birinizle yüzleşse susmazdı. Ben de onu hemen gitmesi için ikna ettim. O kadar tatlı tatlı anlatıyorsun ki Kendal. İnsanın inanası geliyor. Ne oldu Ebru Hanım? Fırat abiden bir haber var mı? Yok, arıyorum kapalı ulaşılmıyor. Biz geldiğimizde atölyeyi de evde dağılmış bulduk. Ya kesin bir şey var eminim. Beni aradı, Baran'ı da alıp gel dedi. Önemli bir şey anlatacağım dedi. Şimdi de yok ortada. Tamam ben bir atölyeye bakayım. Soygun için mi dalmışsın? Hırsızlık mı şimdilik bilemiyorum. Önce bir Fırat abiye ulaşmamız lazım. Yok, sürekli ulaşılamaz mesajı geliyor. Konuğu aradınız mı? Belki Kadriye'nin haberi vardır. Hayır, yani biliyorsunuz kalp spazmı geçirdi. Ben sormaya korktum. Anladım. Herhangi bir şey dokunmadınız değil mi? Yok, hayır. Kendileri arayalım. Belki o biliyordur. Ulaşılamıyor. Uçak da falandır ana. Ya benim aklım ermiyor bu işe. Sonra tam olarak ne dedi Fırat bu gitme işiyle ilgili? Biletini aldı mı hemen? Ha, bir sen eksiktin ha. Ne var komutan? Kendal Bey, Fırat abinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Ne bileyim, Fırat'ın bekçisi miyim ben? Evine ve atölyesine girilmiş. Hırsızlık mı şimdilik bilmiyorum ama telefonda cevap vermiyor. Ne bileyim ben ya? Kendal Bey, Kasım bugün savcı karşısına çıkacak biliyorsunuz. Daha fazla uzatmasanız tekrar gelip ifade vermeniz gerekiyor. Tamam tamam kaçmayayım ya. Gelirim ben haydi. Niye söylemedin gittiğini Fırat'ın? Ne diyeceydim ana? Baran'ı söyleme Narin'e yazıktır mı diyeceydim? O da gitti mi diyeceydim? Yok. Bize söylediğini söyleyecekti, kızını görmeye gittiğini. Oğuz neden arıymış Fırat'ı? Atölyeye hırsız mı girmiş, neymiş öyle bir şey dedi. Hırsız mı girmiş? Oğlum neden doğru dürüst öğrenmedin? Bak şimdi Fırat da yok. Kim ilgilenecek orayla? Tamam ana, tamam. Ben uğrar bakarım. Asım, oğlum, sen gittiğinde ben birazdan gelirim. Tamam. Ah, geldiniz mi? Oğlum nasıl, aslanım nasıl? Ulan oraya buraya koşturmaktan oğlumun yanına da gidemedim ha. Narin'iydi, Fırat'ıydı, yettiniz vallahi. Ana, bir şey mi oldu? Ne diyor amcam?
Ne diyecek, bir şey demiyor. Umursamadı bile. Tabii ya. Onu ilgilendiren bir durum yok. Umrunda olur mu hiç? Ben bir ekip göndereyim. Onlar daha iyi araştırırlar. Ya bu işte bir iş var. Yani Fırat beni aradı. Baran'la ikimizi çağırdı. Önemli bir şey konuşacağını söyledi. Şimdi de sanki yer yarıldı, içine girdi. Kızına gidecekti ama kimseye veda etmeden gitmez ki. Sedef'i mi arasak acaba? Belki onunla konuşmuştur. Yok, şimdi bilmiyor. Boşuna telaşlandırmayalım onu da. Belki de bir işi çıktı, bir yere gitti. Telefonumun şarjı bitti, bilemiyoruz ki. Benim şimdi gitmem lazım. Teşekkür ederiz. Rica ederim, işim bu. Ayrıca söz konusu Fırat abi. Haberleşiriz. Delireceğim ya. Baran, sence de böyle garip bir durum yok mu ortada? Sabri çok canlı yaktı mı kız? Ama bak şimdi canıyla cebelleşiyor. Oldum bittim, ödüm kopmuştur ondan zaten. Derinin teki. Ama Allah büyük işte. Yaptıkların cezasını er ya da geç çekecek. Seni çok seviyor. Kendal abimin beni sevmediği kadar çok. Evet, gerçekten çok seviyor. Öldüresiye hem de. Kızım iki kere başıma silah dayadı be. Öyle sevgi mi olur? Kasım olmasa ben şimdi öteki tarafı boylamıştım çoktan. Belki de abini çok yanlış tanımışındır. Sen iyi misin? Yani ne dediğinin farkında değilsin galiba. Sana büyü falan mı yaptı be? Kızım ben bunlardan kaçmak için sırf Kendall'ın dibinde yaşamaya razıyım. Bir de seni kaçırmış bir adamın sevgisinden bahsediyor. Anlattı. Ne anlattı? Ne konuştunuz be? Yok, bir şey konuşmadık. Sende bir başkalık var. Kız. Sen şey mi oldun yoksa? Hani filmlerde oluyor ya. Cüneyt Arkın Hülya Koçyiğit'i kaçırdı ya. Ondan sonra filmin sonunda Hülya bacı aşık oldu falan. Kızım. Ya onu anladım. Nasıl bir derdin içinde debelendiğini anladım, o kadar. Yeminle sana bir haller olmuş. Sen beyin travmayı falan mı geçirdin kızım? Sonunda geberdi de kurtulduk değil mi ağam? Duydum ağam Sabrettin'i. Hastanedeymiş. Ama yarına çıkamaz diyorlar. Çıkmasın da zaten. Melek bacım nasıl ağam? İyi mi? İyi, iyi. Melek bacım iyi yani. İyi dedik ya lan. Ne sorup durayım tekrar? Sen ne ağzını burnunu yamultup durayım lan? De ne diyeceksen asabımı bozma benim. Ben bir şey demeyeceğim de ağam. Millet etrafta konuşup duruyor. O it Melek bacıma kötü bir şey etmemiş değil mi? Ne diyorsun lan sen? Ne demek etrafta konuşuyorlar? Milletin ağzı.
torba değil ki müzesin ağam. Boş boş şeyler işte. Ne diyorlar peki? Melek bacımla Sabriti yalnızlanmış ya. Acaba kötü bir şey etti mi ki Melek bacımı? Nereye? Şeye gidiyorum. Kasım'ı savcı karşısına çıkaracaklar. Hayatımızı kurtardı falan ya, yalnız kalmasın diye. Sen eve mi gideceksin? Yok, oturacağım birazdan. Kızım be, sende bir haller var. Anlatsana. Ey Melek. Vardır belki. Bir şey konuşabilir miyim? Tabii, buyurun. Oğlumu kucağıma almama kimse mani olamaz dedim. Gel. Selamun aleyküm ağam. İyisin inşallah. Ben sana gel dedim mi lan? Ağam, bu işte ortak değil miyik? Ayıp ediyorum bak. Ne ortaklığı diyeyim lan sen? İşini yaptın, paranı alacaksın işte. Bu mu ağam? Bu mu? He bu. Canım burnumda canını alırım ha. Bitin mi kanlandı lan senin? Yok ağam. Estağfurullah da. Lan bana bak. Aklından ne geçiyor? Nedir lan bu havaların sebebi? He, ben anladım, anladım. Sen daha aklından geçirmeden ben bilirim. Bana bak. Sence beraber büyüdüğü teyze olduğuna acımayan bir adam, senin gibi kanı 3.30 etmeyen bir adamın kafasına sıkar mı, sıkmaz mı? Niye içimden bir ses yine senden şüphelenmem gerektiğini söylüyor kendim? Efendim? Komutanım, Kasım savcı karşısına çıkarmak için hazırız. Tamam, geliyorum. Ne oldu Serdar? Bir şey yok abi. Deniz'i bıraktım dershanede, haber vereyim dedim sana. İyi misin? İyiyim, kafam bir davaya takık sadece. Bana bak, oradan gelmeden önce dershaneye uğra.
Elif Hoca'yı gör, benden selamımı ilet. Sor bakalım Deniz'in durumu nasılmış. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Saat kaç beyefendi? Siz zahmet etmeseydiniz ben hocaları odanıza yollardım. Müsait olunca size haber veririm Elif Hanım. Emre, yürü git dersine. Bu kadar işin arasında bir de seninle uğraşmayayım. Hanimiş benim teyzem. Kızar mıymış bana benim teyzem? Ha teyzem? Ha teyzem? Hemen de surat as zaten. Anladık, tamam. Burada teyze yok. Hocasın. Hocam, benim sınıfım hangisi? Emre, daha sınıfının yerini öğrenemedin mi? Of ya, of! Çık birinci kata, soldan ikinci oda. Hadi. Sana göre mi sol, bana göre? Emre! Bana bak. Sınıfta olay çıkarma. Ya ne sokacağım başımı belaya? Zaten sabah sabah daha kal... Hocam, ne yapıyorsunuz ya? ABC'de bir dörtgenmiş, DK KC'ye eşitmiş, AL'de LB'ye eşitmiş. Girebilirsin. Hocam, benim sınıfım burası galiba. Sen Emre olmalısın sanırım. Hocam, burası hızlandırılmış sınıf mı? Boş bulduğum bir yere geçebilirsin Emre. Teşekkürler. O zaman ben şöyle geçeyim ya. Şimdi buradan bir tekme çekiyoruz arkadaşlar. İnşallah seninki de bu sınıfta değildir. Bu iş normal değil. Fırat böyle haber vermeden gidecek biri değil ki. Ben bir çarşıya bakayım. Esnafa sorayım o zaman. Fırat mı arıyor? Yok anam. Sakın bir şey deme. Biliyorsun Kadriye Hanım. Yok, tamam, tamam. Ne ana? Alo. Oğlum. Neredesin? Dolanıyorum ana. Ne oldu? Yok bir şey. Ben seni merak ettim sadece. İyisin değil mi? İyiyim anacığım, iyiyim. Baran, oğlum seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum anam, ben de seni. Tamam. Havalar da çok soğuk Baran. Fazla dışarılarda dolanma oğlum, erken gel. Tamam anam. Ben bakınayım o zaman. Ne oldu? Ya benim böyle içime sinmedi anamdan saklamak. Ya biliyorsun ben Kadriye Hanım için dedim. Biliyorum, biliyorum da. Ben onu uyarırım. Babaanneme söylemez. Sonuçta abisi. Elbette öğrenecek, benden öğrensin. Tamam, sen bilirsin ama... yine de aradığında yanında biri olmadığından emin ol. İyi, hadi ben gideyim o zaman. Yok mu abla? Yok. Nereye gider bu çocuk? En azından el öpmeden bir yere gitmez. Ben bilirim Fırat'ımı. Hakikatli çocuktur o. Efendim oğlum? Ana, dayım seni aradı mı? Ha yok, aramadı. Niye ki? Ya şimdi babaanneme bir şey deme de. Dayım ortalarda yok. Atölyeyle eve de hırsız girmiş galiba. Dayıma da bir şey olmuş. Ulaşılmıyor telefonla.
Yok oğlum, yok, ben bilmiyorum. Allah Allah, ne olmuş olabilir ki? Baran. Emin misin oğlum? Bak, hırsız falan diyorsun. Ya dayın hazırlanmak için eşyalarını dağıtmış olmasın sakın. Yok hanım, besbelli biri girmiş, dağılmış herhalde. Allah Allah. Oğlum, bir gelişme olursa bana da haber ver, mi? Tamam, sen dediğim gibi babaanneme bir şey deme, ben seni ararım. Yok, söylemem, merak etme. Hadi görüşürüz. Evet çocuklar, bugünkü hukuka giriş dersinizi bir başka hocanız anlatacak. Onu iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Buyurun hocam. Sessiz olun. Ne güzel. Hepiniz güzelsiniz. Analarınız, babalarınız şimdi sizinle gurur duyuyorlardır. Duysun da zaten. Hepiniz avukat olacaksınız değil mi? Adalet arayacak, adalet dağıtacaksınız. Ben ilkokulu zar zor bitirdim. O yüzden size hukuku anlatamam. Adalet nedir bilmem. Ömrüm boyunca görmedim zaten. Ama sizin analarınız, babalarınız ne hissediyordur şimdi anlatabilirim. Çünkü bunu çok iyi bilirim ben. Benim de bir kızım var. Ona söyleyemediklerimden ötürü beni bin bir türlü cezayla cezalandıran kızım. Ben size şimdi buraya gelip ders anlatmaya gelmedim. Dedim ki bunlar hukuk okuyorlar. Adalet nedir bilirler. O yüzden size bir şey sormaya geldim. Evlat hasretiyle cayır cayır yanan bir anaya kaç yıl ceza biçilir? Bunu sorayım istedim size. Hepiniz bambaşka şehirlerden geliyorsunuz. Şimdi analarınız dua ediyordur Allah'a. Ya Rabbim, oğlum diplomasını almadan, kızım diplomasını almadan canımı alma diyorlardır. Siz yeter ki gülün, namerde muhtaç olmayın diye dua ediyorlardır Allah'a. Daha ne olsun ki? Kör gırtlak iki lokma ekmekle doyar zaten. İnsan dediğin taştan da olsa bir yerde yatar. Evlatlarının iyiliğinden başka bir şey istemez analar. Sizi her gün arıyorlar değil mi? Çıkıp çıkıp gelmek istiyorlar. Üşüdünüz mü? Aç mısınız? Merak ediyorlar değil mi? Bırakın arayalım sizi. Bırakın soralım. Bırakın yanınıza gelelim. Söyleyemediklerimizi söyleyelim size. Evlatların sılası anaların yanıdır. Siz gurbette değilsiniz aslında. Biziz gurbette olan. Bizi gurbette bırakmayın. Bizi yalnız, sizsiz bırakmayın. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Alo.
Anne. Baran aradı da, dayım seni aradı mı falan dedi. Yok dedim. Etraf dağılmış falan öyle eşyalar, çocuk görünce korkmuş tabii. Yani... Hiç yalan söyleyemeyin kızım. Ne dedi Baran, söylesene. Of ana ya. Ne bileyim, ben de anlayamadım ki. Hırsız mı girmiş, ne olmuş diyor. Böyle eşyalar dağılmış etrafa. Korkmuş o da, bir şey anlamadım. Nereye kızın? Fikriye teyze, ben bir gidip bakayım, çok merak ettim. Dur kızım, otur sen hele. Bu Fırat böyle haber vermeden gitmezse benim hiç aklım olmadı ama vardır bir bildiği. Bekleyeceğiz bakalım, mecbur. Oğuz Kendal'ı aradı atölye için. Ben sen meraklanmayasın diye bir şey demedim. Ama Kendal gidip bakacak. Ana olsun, benim içim rahat etmez. Ben de bir gidip bakayım. Hem oralar öyle dağınık kalmasın. Bu halinle mi? Halimde bir şey yok ana. Geçer onlar, önemli değil. Sen bir anlat bakayım. Bu nasıl bir düşmekmiş? Ben anlamadım. Dedim ya işte. Yürüyüşe çıkmıştım. Önüme bakmamışım. Yuvarlandım, düşüverdim. Senin bana söylemediğin bir şey mi var kızım ha? Sen bugün bir başka bakayım. Yok ana. Söylemediğim bir şey yok tabii ki. Anlattığım gibi önüme bakmadım. Taş varmış ayağımın altında. Düştüm öyle, yuvarlandım. Özlem. Özlem kızım. Dur hele. Oh. Özlem, Özlem, güzel kızım. Kızım mı? Kızım, az biraz konuşsak mı? Ne konuşacağız ana? Kızım, abilerin biri hastanede, biri içeride. Abilerim. Bu beni öldürmek isteyen abilerim değil mi ana? Vallahi kızım, yapayalnız kaldım. Öldürseler kimsenin haberi olmayacak. Güzel kızım, ne olur yardım et bana. Ben de ölüyordum ana. Sabri abim beni de öldürecekti. Kendal da beni öldürecekti. Herkesin eli boğazımda, silahı alnımda, sen biliyor musun he? Ben de ölecektim ana, senin haberin var mı he? Var mı? Üstelik haberin olduğunda kulağını kapatıp oturdun zaten. Öldüğümü duyunca ne olacaktı ana? He? Ne olacaktı? Ben yalın ayak, başı kabak, açlıktan, sevgisizlikten ölmek üzere. Biri geldi, yüzüme acık güldü. Gözümün içine biraz baktı diye gittim, beni bir katilin peşinden koşturttu. Sen ne diyorsun kızım? Ne diyorum ben şimdi, değil mi? Ben şimdi ne yapıyorum? Anaya ataya saygısızlık yapıyorum değil mi ana? Sen analık yaptın mı ki benden evlatlık bekliyorsun şimdi? Kendal Bey, ifadenizi almak için hala sizi bekliyoruz. Ne ifadesi komutan? Her gün ifade mi vereceğiz sana? Kendal Bey, daha bugün konuştuk ya. Kasım tutuklandı. Savcının isteği üzerine tekrar ifade vermeniz gerekiyor. Canınızı kurtarmış birisine borcunuzu ödersiniz diye düşünüyorum. Can borcu kolay unutulmaz değil mi? Tamam tamam, geleyim ben. Kendal Bey, tüm ifadeler tamamlanmadan savcı bey devam edemiyor. Yani sizi bekliyoruz, lütfen acele edin. Biri bitmeden biri başlıyor. Bu ne lan? Bu ne? Gülsün! Ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Bu nasıl karışmayacaksın değil mi? Ne demeye geliyor? Eşini mi susadın?
kurban oldum Rabbim ya. Sen beni hiç sevmedin mi ya? Benim yüzüm ne zaman gülecek ya? Ana evinde gülemedim zaten. Hadi ona tamam. İnşallah koca ev dedik, o da olmadı. Evlatla gülerim dedim, o da olmadı. Olmayacak ne varsa niyet ettim zaten. Neye elimi, gönlümü atsam hepsini uzaklaştırıyorum benden. Ama sen de haklısın. Daha senin sevgini bile kazanmamışım. Kimden ne bekliyorum ki? Koyuverme kızım kendini. Ne olacak ki sanki? Ağlayıp sızlıyorsun işte böyle. Omzuna dokunup geçer bir özlem diyen mi var sanki? Oğlum. İyiyim ben, iyiyim. Merak etme. Tamam. Orada saat kaç? Bak gece yarısı olmuş. Hala niye ayaktasın sen? Tamam. Tamam. Yok oğlum. Burası iyiden iyiye karışık. Gelince anlatırım. Fırat'a bir mektup gelmiş. Murat'ın. Sen mi gönderdin? Ebru kızım. Kusura bakmayın. Buyurun, ben dalmışım, pardon. Otursanıza. Ne olmuş buraya böyle? Bilmiyoruz. Galiba bir hırsızlık olayı. Fırat'tan haber yok mu hala? Yok, hala yok. Ulaşılamıyor. Çalınan bir şey var mı peki? Yani bildiğimiz kadarıyla yok. Sanki birileri bir şey aramış gibi. Ha, Fırat ne saklayabilir ki? Burada öyle değerli bir şey de yok zaten. Bu sana emanet teyze. Ne zaman maaşa bağlıyorsunuz beni? Ne diyorsun sen be? Kadrolu sevgilin değil miyim senin? Ayrıca çok riskli bir iş yapıyorum. Her an dayak yeme ihtimalim var. O yüzden sigorta da isterim. Bana bak. Bir iyilik yaptın, bitti gitti. Tamam mı? Hadi güle güle. Bari bir çay ısmarlasaydın be. Maya. Ada nerede? Bilmiyorum. Çıkmış. Maya bak, konuşmamız lazım. Bu Ada ne yapmaya çalışıyor böyle? Arıyorum, telefonlarımı açmıyor. Sürekli benden kaçıyor. Ada nerede? Tamam ya, ben bulurum onu. Ha. Sizi öyle ağırlayamadım, kusura bakmayın. Bu ne demek kızım, olur mu öyle şey? Ben buralıyım. Ne oldu kızım? Fırat yokken buralara göz kulak olmamı istemişti. Umarım başaracağım. Baran çarşıya öyle esnafa falan soracaktı. Ben bir onu arayayım da. Baran ne oldu? Var mı bir haber? Yok, hiçbir yerde gören olmamış. Sen neredesin? Ayşe'yi görmeye geldim şimdi okula. Tamam. Hadi.
Sibel abla. Baran. Ne işin var senin burada? Sorma Baran. Ayşe'ye bir şey mi oldu? Yok, o iyi. Ne oldu? Söylesene o zaman. Yapmayacağım şeyler yaptım Baran. Ama beni dinlemedi bile. Okulda mı şimdi? Yok, çıktı az önce. Peşinden bile gidemedim. Ya tamam, gel şöyle bir yerde oturalım. Yurda falan gitmiştir herhalde. Sen merak etme, dün gece başarısız olduk ama ben onu asla bırakmayacağım. Bırakmayacaksın değil mi Baran? Söz veriyorum, bırakmayacağım. Ne fazla kaptırdın herhalde kendini. Kabul et, iyi oyuncuyum. Çattık ya. Bana bak canım. Fazla kaptırma istersen kendini, tamam mı? Yok, ondan değil. Ben menfaatimin peşindeyim. Hocam, iki çay. Ne diyorsun sen ya? Çay diyorum be. Çay da mı içmeyelim? Bugün şu senin yanındaki kız. Kimdi o? Hangi kız? Hani şu seninkiler gibi güzel mavi gözleri olan kız. Kardeşim, niye soruyorsun? Ha. Ne demek ha? Hiç. Öyle sordum. Hayret. Seninki dikilmedi bugün başımıza. Şu askıntı aşkını diyorum. Uzadı mı, ne yaptı? Hadi be. Gerçekten mi? Yok artık. Ne olacak sanki anlatsam? Hakikaten merak ediyorum. Niye ayrıldınız? Bak canım. Tamam. Bir iyilik yaptın. Sağ ol. Ama daha fazla uzatma istersen şimdi uza. Uza mı? Bunlar nasıl laflar ya? Ne kadar kabasın, sana yakışıyor mu hiç? Senin kadar güzel bir kıza yakışıyor mu hiç? Bu çaydan sonra bir çay daha içiyorum. Bundan sonra seninle bir daha istesen de çalışmam artık. Ayıp denen bir şey var ya. Benim de bir gururum var. Abi Halif ediyor. Alo. Alo, oğlum. Ana, dayımdan bir haber var mı? Dayından bir haber yok oğlum. Ben sadece senin bir sesini duymak istedim. Tamam ana, tamam. Kapatıyorum ben şimdi. Görüşürüz akşam. Hadi. Nasıl bir şeysin sen ya? Çattık ha. Bilmem. Nasıl bir şeyim? Sen anlat. İltifatlara alışım. İstediğin kadar övebilirsin. Şımarmıyorum. Büyük bir olgunlukla karşılıyorum. Mükemmel olmanın bedelleri var işte, ne yapacaksın? Ben de alıştım. Çıkmayın ha, iyi misin? Yok bir şey, bana iyiyim.
Ana kız ne zamandır dertleşemedik değil mi? Halimize baksana ana. Dertler, sıkıntılar sıraya girdi. Bize vakit mi bırakıyorlar? Biri bitmeden diğeri başlıyor. O da doğru. Melek. O it sana bir şey yaptı mı kızım? Bir şeyden kastın ne ana? Yok kızım, yok. Düşündüğün gibi değil. Yani seni dövdü mü, vurdu mu, canını yaktı mı? Yok ana. Yakmadı. Lütfen olayı en başından itibaren anlatır mısınız? Neyi anlatayım komutan? Her şeyi bileyim işte. Sen hazır mısın oğlum? Hazırım komutanım. Buyurun, sizi dinliyorum. Sabı denen o it. Kelimelerinizi lütfen dikkat seçin. Devam edin. İte it denir komutan. Neyse. Sabri benim bacım kaçırdı. Yani meleği. Sonra telefon etti. Getir bacımı, al bacını dedi. Benim de canıma minnet. Peki dedim. Buluşma yeri olarak da eski halifeti mezarlığına gel dedi. Aldım özlemi gittim. Ama ortalıkta melek falan yoktu. Sabri beni de özlemi de öldürmeyi kafaya koymuş. Önce beni bıçakladı bacağımdan, diz çökmem için. Sonra silahı ikimizin kafasına dayadı. E işte sonra da Kasım geldi, vurdu iti. Yani Sabri'yi. Oldu mu? Peki Kasım gelir gelmez mi ateş etti? Yok, ben vur dedim. Bir saat sohbet etti o itle, şey Sabri Bey'le. İndir silahını falan dedi işte, oldu mu? Oldu. Ver bakalım çıktısını. Okudum, anladım deyin. Ad soyad yazdıktan sonra imzalayın kendi alayım. Tamam mı? Bitti mi? O itin bıçakladığı yer sızlıyor. Topal kalmazsak eyvallah. Bu ifadeyi savcılığa göndermek üzere hazırlayın. Dosyaya koyun. Çık bakalım. Fırat abi hala kayıp değil mi? Dönüp dönüp ne sorayım ya? Dadısı mıyım, bakıcısı mıyım ben? Ne ondan değil. Bir kez olsun Fırat bulundu mu, nerede diye sormadınız da dikkatimi çekti sadece. Kazık kadar adamın neyini merak edeyim komutan. Haydi ben gideyim. Ben de tam size geliyordum. Ama sen gidiyorsan... Yok yok, bir yere gitmiyorum. İki tane garip çocuk vardı da onları hazırladıydım. Onlar da gitmişler. Gel gel. İyi yaptın geldiğini. Gel kızım gel. Hayırdır, epeydir gelmiyordun. Tarla tapan be abla. İşte geçerken bir uğrayayım dedim. İyi ettin. Baban nasıl? O da iyi işte. Nasıl olsun? Yaramaz bir şey yok inşallah. Yok yok. Niye sordun ki? Yok abla, öyle sordum. Ya duyduk işte Murat ağamız falan. İyisiniz inşallah. İyiyiz. Ocakta çay vardı. Getirme, beraber içeriz.
nereden çıktı ya? Kız, Gülsüm. Hayırdır? Özlem, hoş geldin Demir. Aylardır uğramıyor Emine abla. Görünce şaşırdım. Oğlum, bunların anasını babasını çağırın. Anlat kız. Sende yeni dedikodular vardır. Sen kulağın delik. Özlem. Emine, bir bardak su ver. Dilim damağım kurudu. Abla ben kalkayım. Babam merak eder. Niye kız? Daha yeni geldin. Yok ben gideyim. Niye kaçarım? Bitti gibi şut. Kimdi bu kız? Bekir Emin'in kızı Gülsüm. Ağam, bu Kasım ne olacak ya? Ne diye merak ediyorsun sen Kasım'ı? İkimiz de hayatımızı ona borçluyuz ama değil mi? Gittik ifademizi verdik işte. Hakkında hayırlısı olsun. Niye öyle diyorsun ya? Adam canını kurtardı senin. He, kurtardı. Şu halimize bak. Fırat'tan haber var mı? Başlayacağım Fırat'ınız ha. Nereden bileyim nerede ben ya? Allah Allah. Özlem, gel bana mutfağa yardım et. Geleyim Emine abla. Zaten senden benden başka kimse yok değil mi bu konakta? Haydi kız, haydi. Efendim. Buyurun benim. Ne? Tamam, teşekkür ederim. Ben hemen geliyorum. Ulan Serdar. Alo Oğuz Bey, ne oldu? Fırat'la ilgili bir gelişme mi var? Hayır maalesef, ben çocuklarla ilgili arıyorum. Ne oldu çocuklara? Ada, Maya, Serdar. Ne oldu söyleseniz, önemli bir şey mi? Ebru Hanım, siz neredesiniz? Ben atölyedeyim. Tamam, korkmayın. Galiba bir kavgaya karışmışlar. Karakoldalar. Ben gelip sizi alayım. Yolda konuşalım isterseniz. Tamam, bekliyorum. Ne olmuş kızım? Ya bilmiyorum. Çocukları emniyete götürmüşler. Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Tamam kızım, hadi sen git, git. Elif Hanım. Yoksa dershanede mi bir şey oldu? Yok yok, dershane değil. Bende de var sizdekilerden. İçeri geçip bakalım. Bugün gelen kadın ne konuştu öyle ya? Sanki bir ok geldi, kalbim hesaplandı. Annemin sesini duymasam ölecekmiş gibi oldum. Al benden de ok. Kimin annesiydi acaba? Kesin bizim sınıftan. Ne şanslıymış be. Bak ya, yine aklıma geldi. Annemi özledim ben. Ya biraz sessiz olur musunuz? Ders çalışıyorum. Bu da ne aksiniyor musunuz? Bir şey çıktı ya. Zaten o yakışıklı çocuğa da bir sürü bağırdı bugün. Aman bırakın ya. O kadını kaydettim. Nasıl? Bunu paylaşıma koysana. Koyacağım tabii. Oğlum, evladım, doğru düzgün anlatın şunu. Neden kavga ettiniz? Tipini beğenmedim. Dua et, ayağım kaydı da düştü. Seninle burada değil. Ne konuşuyorsun oğlum sen, anladın? Yetmedin. Tepelerim lan!
Susun! Komiserim, görüyorsunuz mevzunun mimarı bu arkadaş işte. Komiserim. Yüzbaşı olsun. Tebrik ederim. Daha ilk günden. Sibel nerede Emine? Odasında ana. Yemeyeceğini de zorladım ama istemedi. Ey madem. Emine, şundan bir tabak daha koy. Fırat'ın hala telefonunu açmamış olması. Biraz tuhaf değil mi? Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Hayırdır inşallah diye. Kendi al. Uçaktadır, bir yerdedir. Ne bileyim ana? Herkesin ağzında bir Fırat. Ben kendi derdimdeyim ya. Ya hiç mi merak etmeyin? Yok ana, hiç merak etmeyin vallahi. Gideceği yere varmıştır. Unuttu telefon işte. Ne o teyze? Lokmalarımı mı sayayım? O ne biçim laf Kendal? Olur mu hiç evladım? Ben de içimden maşallah diyordum iştahına. Hiçbir şey kesmiyor. Ha, öyledir. Ebru'lar nerede? Galiba dershanede bir problem çıkmış çocuklarla ilgili. Oraya gitti. Oğuz geldi aldı. Ben atölyedeydim. Henikleri orada da rahat durmamış. Ebru kızım ne yaptınız? Gelince anlatırım Kadriye Hanım. Çıktık şimdi. Rüzgar. Babaannesinin günü. Yesene yemeğini. Narin, senin de ağzını bıçak açmıyor kızım. Abi seni de mi aramadı? Yok ana, aramadı. Bak abimin dediği gibi, o şimdi kızını bulunca bütün dünyayı unutmuştur. Niye millete saldırıp kavga ediyorsun lan? Zorun ne oğlum? Seni rezil ettin lan bizi. Abi bağırmadan yanında ya. Ya Serdar sinir etme, yürü be. Ya teyze tamam, röntgenini çektin yeter. Seninle evde görüşeceğiz. Ya ben bir şey yapmadım ki, adam geldi kendi daldı. Ben ne yapsaydım? Emre, durup... daha fazla sinirlendirme beni. Yürü hadi yürü. Şimdi ne oldu doğru düzgün anlat bana hadi. Allah. Bu Fırat abi birden sıra kadem niye bastı ki? Narin'de de bir halleri var. Ses soluğu çıkmıyor. Bu işten bir iş çıkması ben de özlemdeyim. Hayırdır? Ne işin var senin burada? Terfi etmedin mi sen? Bu gece burada yatayım dedim. Herkeste de bir halleri var. Yat. Benim burada son gecem. Bundan sonra zincirle bağlasanız durmam burada, anlıyor musun? Bunu kafana böylece sok. Thank you.
Millet etrafta konuşup duruyor. O it melek başıma kötü bir şey etmemiş değil mi? Sana bir şey dedi mi? O it bir şey yapmış mı Melek'e? Sen neyi merak edin? Ana bak, böyle olmuyor ama. Nasıl olmuyor Kendal? Recep meselesi yavaş yavaş milletin ağzından düşmüşken bir de bu çıktı şimdi. Bu kızın sonu kötü ana. Sağda solda konuşuyorlarmış. Tabii, kimsenin yüreği yetmiyor gelip bana bir şey demeye. Ama Rıza duymuş işte. Arkamızdan teneke mi çalsınlar yani ana? Sana bir şey dedi mi? İlişmiş mi? Bir şey desene ana. Sen ilişmezsen Allah'ın izniyle kötü bir şey yok. Biraz sarsılmış o kadar. Ana, dedikodu olur, biri bir şey der. Kim ne diyecekse gelsin yüzüme söylesin. Ya ana, ne sana ne de bana bir şey demezler. Ama arkamızdan bin tane kazan kaynatırlar, bilmeyeyim mi? Ya ben dedikodulara kulaklarımı tıkayalı çok oldu Kendal. Eğer bir hatası varsa herkesten önce ben veririm cezasını. Sus artık. Çay koysana kız. Görmeyeyim bardağı? Emine otur. Semaver önünde kendin koy. Ana geleyim mi? Oğlum gel tabii ki. Ne demek gelebilir miyim? Yukarıda soramadım da o aynı haline. Ha bu mu? Bacım! Önemli bir şey değil. Sabah yürüyüşe çıkmıştım. Anlamadım nasıl oldu. Takıldım düştüm işte. Burku vermişim bileğimi. O nasıl düşmek ana ya? Sen gel bakayım şöyle. Senin bir derdin var. Ama bana anlatmıyorsun. Biz seninle ne güzel oturup konuşurduk, ana oğul dertleşirdik, değil mi? Oğlum bir derdin varsa bana anlatabilirsin. Yok bir şey ana ya, öyle Ayşe ile tartıştık, önemli değil. Peki... Ebru'yla ne konuşuyorsunuz? Ebru'yla... ya Ayşe'yle kavga edince Ebru'ya danışayım dedim. Hani Ayşe'yle Ada benziyor ya birbirine. İkisi de dik kafalı. Ondan. Demek öyle. Ada yeter artık. Tamam orada belki Oğuz Bey'in yanında anlatamadın ama şimdi anlatır mısın ne olduğunu? Bir şey olduğu yok anne. Serdar Emre'yi dövmeye kalktı. Emre de durmadı tabii, o da saldırdı. Anne görmen lazımdı ya, kafe alt üst oldu. Emre şu Elif Hanım'ın yeğeni olan Emre mi? Evet. E senin onunla ne alakan var ki? Yeni sevgilim, tamam mı? Oldu mu o? Ne? Ada! Ada buraya gel. Ana, biz yine işimizi sağlam alalım. Meleği yarın doktora götürelim, raporunu da alalım. Biri bir şey derse alnının ortasına çıkalım.
Ben o raporu alır senin alnın ortasına çakarım, öyle görürler. Öyle bir şey olmayacak. Ana, sen ne dersen de öyle olması gerekiyor ve olacak. Ana, izin vermeyeceksin değil mi? Melek mahvolur. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Sen bana analığını yapamadın ama ben 9 ay karnında taşıdım. Sonuçta sen de bir kadınsın ana. Oh. Ay, ne duygusal oldum kızım be. Ada yeter artık. Ne olduğunu bana doğru düzgün anlatır mısın? Bir şey olduğu falan yok anne. Serdar'ın saçma sapan kıskançlığı işte. Bu konu neden birdenbire önemli oldu ki bu kadar? Birdenbire mi? Karakolluk olacak duruma geldiğiniz için olmasın Ada. Serdar da sizin gibi bana inanmadığı için oldu zaten bütün olanlar. Başkası var dedim. Aşık oldum dedim. Ya daha dün Serdar deyince gözlerim parlıyordu. Ne demek başkasına aşık oldum? Konu niye sizi gerdi bu kadar ya, anlamıyorum ki. Serdar da gördü işte yalan söylemediğimi, saldırdı çocuğa. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Serdar'ın kalbini ne kadar kırdığının farkında mısın? Benim kalbim ne olacak? Tamam ya, yeter. Ada, daha konuşmamız bitmedi. Anne, ne olur tıkıldık kaldık zaten buraya, daraldım artık. Ada! Anne, ne olur daha fazla üstüme gelme artık. Bir serserilik kalmış Serdar. Onun karakolluk olmak da ne demek ha? Sen niye saldırıyorsun çocuğa? Artist konuştu lavuk. Allah Allah, sen her artist yapana saldıracak mısın Serdar? Bana bak, bu işin altında başka bir şey var, hemen anlat bana. Baba. Amcamın üstüne çok gitme istersen. Zaten canı sıkkın birkaç gündür. Ada. Neler oluyor anlatacak mısın artık? Ama aynı masalı dinlemek istemiyorum ben. Gerçekten ne olduğunu bilmek istiyorum. Neden anlamıyorsunuz? Çocuk mu kandırıyorsun sen ya? Ne oluyor anlat artık. Ben kimseyi kandırmıyorum, tamam mı? Siz bunu neden anlamak istemiyorsunuz, ben de bunu anlamıyorum. Yeter ya, sıkıldım artık, boğuluyorum. İnanmıyorum sana ya. Bizi düşürdüğün şu hale bak Ada. Annem günlerdir senin peşinde dolanıyor. Ya zaten kadın buraya geldiğimizden beri kaç parçaya bölündü bize yetebilmek için. Serdar de sana öyle. Çocuğa bir açıklama bile yapmadın. Bir de Emre çıktı başımıza şimdi. Yeni sevgilin falan diyorsun. Ya çocuk senin yüzünden dayak yediğiyle kaldı. Yeter. Yeter, tamam mı?
Ne anneme, ne sana, ne de Serdar'a hiçbirinize hiçbir şekilde açıklama yapmak zorunda değilim. Evet, zorundasın. Hayır, değilim. Evet, zorundasın. Bu kadar insana bunu yapmaya hakkın yok Ada. Kendine gel artık. Derdin neyse yüzleş. Kaçarak neyi halledebileceğini sanıyorsun? Ben böyleyim. İşinize gelirse. Gelmiyor, evet. Çünkü hepimize acı çektiriyorsun. Ya dön de bir bak etrafında neler oluyor senin yüzünden. Kafana göre kararlar alıp, kafana göre bunları uygulayıp sonra da ben böyleyim deyip kestirip atamazsın. Atarım. Yeter ya, karışma bana artık, tamam mı? Bu benim hayatım. Seninle bu ufacık odada tıkılıp kalmak bile yeterince can sıkıcı. Öyle mi Ada? Evet. Öyle. Ne oldu Maya? Çok mu kırıldın? Ama sen her şeyi aşıyorsun ya. Bunu da aşarsın değil mi? Herkese her şeyi affettiğin gibi beni de affet. Herkesi anlıyorsun ya. Beni de anla. Ada. Ne var? Ben böyleyim, unuttun mu? Bencil Ada. Atarlı Ada. Evet. Bu benim hayatta kalma yolum. Lütfen sus artık. Beril,
Ben artık gerçekten dayanamıyorum. Senin orada durumlar nasıl? Gelsem sen de kalsam olur mu? Ya kızım orada bu kadar uzun süre kalman saçma zaten. At da gel. Gerisini düşünme. Zaten annem nerede yok biliyorsun. Takılırız yani. Sen yol paranı ayarla. Gerisi benden. Tamam. Haber vereceğim ben sana. Görüşürüz. Tamam tatlım. Hayırdır, sen niye ayaktasın bu saatte? Öyle. Sen? Uyku tutmadı. Baran. Hı? Bana biraz borç verebilir misin? Ne oldu, niye ki? Tamam ya, sormadım farz et. Soran da kabahat zaten. Ya kızım, sana niye diye sorduk, vermez mi dedik. Gerçekten mi? Ya tövbe tövbe, bekle. Efendim? Komutanım, bu saate rahatsız ettim ama... Söyle. Özlem Hanım'ın abisi Sabri kaçmış. Ne diyorsun lan sen? Ne demek kaçmış? Komutanım, tuvalete gitmem lazım dedi. Tuvalete götürdüm, pencereden kaçmış. Oğlum ne diyorsun sen? Yarına çıkmaz denen adam nasıl ayaklandı? Sen yaralı ve tutuklu bir adam nasıl kaçırıyorsun elinden? Savcıya ne dedi lan şimdi, ha? Oğlum ben sizi oraya niye dikiyorum? Gidip bulun şu adamı, yakarım bak askerliğinize ha. Borç. Ya tamam tamam. Yazdım deftere hadi. Sağ ol. İyi geceler. Daha iyi olacak. Ne var? Kendal ağam, iyi günler. Kimsin lan sen? Nurullah ben, Antep'ten. Duydum Melek bacıyı, itin biri kaçırmış.
İyi mi şimdi? İyi, iyi. Ya neyse, canını kurtardı deyip şükredeceğiz artık. Ne olduysa oldu artık. Ne diyorsun lan sen? Geçmiş olsun diyorum. Şey dediğim yok. Melek! Ne oluyor ya? Kalk! Ya nereye? Nereye olacak? O it sana dokundu mu dokunmadı mı anlamaya. Sen ne diyorsun abi ya? Böyle bir şeye hayatta izin vermem. Sağ fikrini soran yok, yürü. Yürü ya bırak, bırak bir ne şey oluyor? Olmaz sana. Ne oluyor Kendal? Ana ben sana diyeceğimi dedim. Öyle ya da böyle bu kontrol olacak. Yürü. Ana, ana yardım et. Yürü lan. Abla. Sosyete gününden öğreneyim değil mi? Burada olmaz, olmaz! Kendal bırak kızı! Karışmayın ana! Melek! Ana sakin ol kurbanın olayım. Böyle olmaz ki canım, zorla ne demekmiş böyle işler? Karışmayın dedim! Karışacağım şeyler yaparsan karışırım elbet. Teyzenle konuştuğunu unutma. Kusura bakma ana! Daha dün gelmiş teyzemden ne yapıp yapmayacağımı öğrenecek değilim. Namus davamız kimseyi ilgilendirmez. Ne oluyor sabah sabah? Neymiş bu namus davası? Ebru yenge yardım et ne olur. Sakın! Sakın! Ya kız kaçırılmış. Daha kendine gelmeden neyin peşindesin sen? Senin anlayacağın şeyler değil bunlar sosyete gülü. Sizde farklı tabii. Ne demek oluyormuş o? Burada beklesen, geliyorum ben. Alo. Jandarma değil mi kardeş?